Evet arkadaşlar, üçüncü test birinci soruyla devam ediyorum. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Şimdiye kadar okuduğum şiir kitapları içinde bir tanesi beni çok etkiledi. Evet bakın bir açıklama var. Ee, bu açıklamaya istinaden iki nokta işareti konmuş. Atlas ve Ben Ruhu Bey Nasılım. Demek ki bu iki kitap. Bakın zaten ve italik olsaydı tek kitap gibi anlaşılabilirdi ama biri atlasmış biri de ben ruhi bey ve bakın iki tanesini de söyledi o zaman buraya ne gelmeli nokta gelmeli dolayısıyla sorumuzun doğru seçeneği b şıkkı olur arkadaşlar Evet arkadaşlar ikinci sorusu ikinci sorumuz yine bir virgül sorusu güzel virgül öğrenmek adına geçen sene de ÖSYM e bununla ilgili bir soru sormuştu Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül doğru kullanılmamıştır diyor. Şimdi arkadaşlar virgülün kullanılmayacağı, kullanılamayacağı yerleri bir sayalım. Şart ekinden sonra ince ince anlamına gelen mımi edatından sonra tekrarlı bağlaçlardan önce ya da sonra tamlamaların arasına gelemez değil mi? İkilemelerin arasına gelemez veya fiilimsi arasına. Eğer iki tane fiilimsi ise gelir ama tek fiilimsi de gel gelmesin getirmeyin. Bu haliyle bu bilgileri arkadaşlar üşenmeden yazın. Neden diyorum? Çünkü yazdıkça akılda kalıyor. Devam edelim o zaman. Sanatçı ve zanaatkarlardan oluşan 22 kişilik bir ekip kapsamlı bir eser hazırlamış. Kapsamlı bir eser hazırlayan kim? Bakın ekibe kadar özne. O zaman bu kullanım doğru. Bir asır önce dünyanın en büyük, en güzel köprüsü. Bakın en büyük köprü, en güzel köprüsü. Bakın eş görevli takımları birbirinden ayırmak için kullanılmış. Bu da doğru. Boğaz'ın en eski Türk mahallesi olan bu yer birçok şairin şiirlerine de defalarca konu olmuş. Konu olan ne arkadaşım? Bu yere kadar özne değil mi tamamında? O zaman bu da doğrudur. Araştırmacılarımız değer, değerlerimizi gün yüzüne çıkarıp Araştırmacılarımız değerlerimizi gün yüzüne çıkarıp tamam zarf fiil var dünyaya tanıtıyor. Bakın bir tane zarf fiil olduğu için bu kullanım yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru seçeneği değişiklik olur. Üçüncü soru bu cümledeki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi doğru kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. İstanbul'un her mevsim gezilen Şirin ilçesi Şile. Karadeniz kıyısı boylu boyunca uzanmış. Uzanmış yüklem uzanan ne? Şile'ye kadar özne. Özne'ye ayrıldı. Doğru kullanılmış. Kullanılmış. Bakın bura bir yüklem. Denizin, kumun, yeşilin, tarihin kucaklaştığı bir yer. Nasıl bir yermiş? Buranın tamamı yüklem olduğu için sıralı cümleleri ayırmakta. içinde virgül olduğu için bu noktalı virgül kullanılır. Peki bu virgül denizin, kumun, yeşilin, tarihin kucaklaştığı derken arkadaşlar bakın eş görevli sözcükler yani tamlayanları e, ayırdığı için doğrudur. Peki cevap neden 5 ona bakalım. Arkadaşlar Rum özel bir isim. Rumca dediğiniz zaman bakın yapım eki. Özel isimlere gelen yapım ekleri kesmeyle ayrılmaz. Ama yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz. Ama direkt olarak çekim eki gelseydi ayrılırdı. Mesela Rumda deseydi ayrırdık ama Rumca da derken bu ayrılmaz. Bu haliyle sorunuzun doğru seçeneği eşlik olur arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bir savaş bitmişti. Evet bura bir yüklem bakın. Arkadaşları bu kahraman askere bir lakap takmışlardı. Bakın burada bir yüklem. Ama sıralı cümleler arasında virgül var. Takan kim arkadaşlar? Özneyi ayırmak için bir virgül kullanılmış. O zaman buraya ne gelir? Virgülün yetmeyeceği yerde noktalı virgül. Savaş bitmişti. Arkadaşlar bu kahraman askere bir lakap takmışlardı. Bakın bir açıklama var. Bu taktıkları lakap ne? Çolak Salih. O zaman bu lakabı da söylediğine göre burada nokta olur. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne olur? Noktalı virgül 2 nokta ve nokta olur. Dolayısıyla sorumuz değişiklik olur arkadaşlar. Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Tamam. Güzel bir şiir. Şairin dudaklarında bir mırıldanmadan ibaret kalıyor. Bakın cümle bitmiş. Kalıyor. Kalan ne güzel bir şiir. Özne ayırmak için virgülü kullandık. Virgül olmayanları bir silelim arkadaşlar. Evet iki şıkka düşürdük. Virgül mü noktalı virgül mü? Tabii ki noktalı virgül. Neden? Çünkü küçük harfle başlamış ve virgül kullanılmış artık arkadaşlar sıralı cümle içinde. Virgül kullanıldığı için noktalı virgül. Hiç kimse şahit olmuyor buna. Buna hiç kimse şahit olmuyor. Bakın yüklem nokta büyük harfle de başlanmış değil mi arkadaşlar? Nokta, ünlem, soru işareti ve üç noktadan sonra büyük harfle başlamayı unutmayın. Sessizce çekip gidiyor. Bakın nasıl çekip gidiyor? Sessizce buraya da nokta gelmesi lazım. Evet bu haliyle sorumuzun doğru seçeneği değişikliği olur arkadaşlar. Bu parçada parantezde belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Evet bakalım arkadaşlar. Böyle akıcı bir okumaya çalışalım. İster meşhur ister mahalli düzeyde olsun her yazar. Yani okurken burada arkadaşlar bir önceki ve bir sonraki noktalama işaretlerine de dikkat edin. Her yazar iki şey yapar. Bakın açıklama geliyor gibi değil mi? Birincisi yazar olmanın ön koşulu olan eser yazmak. Virgül var. zaman noktalı virgül çünkü küçük harfle başlamış. Diğeri ise eser yazma sebebini, yazma şeklini, neden yazdığını, nasıl yazdığı ve benzeri gibi sorular çerçevesinde psik tavrını ortaya koymak. Bak ikisini de söyledi. Birincisini de söyledi, ikincisini de söyledi. E o zaman burada bir açıklama vardı. Buraya noktayı koydum. Bu iki tavır adeta edebiyatta bir tür teşkil eder ve adı da genelde itiraflardır. Dünya edebiyatında pek çok yazarın itirafları pek çok dilde yayınlanmıştır. Rostoy'un itirafları, Jean-Jacques Rousseau'nun itirafları, Umberto Eco'nun genç bir romancının itirafları. Bakın burada da örnekleri sıraladı değil mi? Örnek verilirken de ne yapmamız gerekiyor? 2 nokta. Küçük harf olacak ama buradaki özel isim olduğu için buna takılmadım. O yüzden arkadaşlar buraya da 3 nokta gelmeli. Çünkü daha devamı var gibi. Üç tane deseydi buraya nokta koyardı. Bu haliyle 2 nokta, noktalı virgül, sonrasında nokta, sonrasında 2 nokta ve 3 nokta. Bu şık hangisi arkadaşlar? C şıkkı bunu veriyor arkadaşlar. Bu haliyle sorumuzun doğru seçeneği C şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? Denizden gelen ve mücevherler gibi kıyılara serpilmiş olan deniz kabukları, salyangozlar, midyeler, istiridyeler ve diğer deniz yumuşakçaları tarafından oluşturuluyor. Hmm. Şimdi... Burada oluşturulan ne? Deniz kabukları, değil mi? Deniz kabukları nasıl oluşturuluyor? Salyongozlar, midyeler, istiridyeler ve diğer deniz yumuşakçaları tarafından oluşturuluyor. Oluşturulan buysa bakın özneyi ayırmak için buraya bir noktalı virgül gelmeli ki bunlarla karışmasın. Yani anlam karışıklığını önlemek için arkadaşlar buraya ne gelmeli? Deniz kabuklarından sonra noktalı virgül gelmeli. Bu bakımdan arkadaşlar virgül değil, noktalı virgül daha doğru bir kullanım olur sorumuzun doğru seçeneği A şıkkı olur arkadaşlar. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Ey acılar. Evet o zaman buraya bir ünlem. Ama küçük harfle başlamış arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim soru işareti, ünlem, nokta ve üç noktadan sonra büyük harfle başlar. Bura küçükse demek ki buraya bir virgül gelmeli. Virgül olmayanları bir silelim şöyle arkadaşlar. Ey acılar üstüme gelmeyin benim. Evet tam buraya e, oradaki ünlemi buraya getirdik. Neden? Büyük harfle de başlamış bakın. Bakıyorum ünlem var ünlem var. D de gitti. İki şıktan yürüyorum. Artık yüreğimde yer kalmadı. Yüreğimde artık yer kalmadı. Evet nokta. Neden? Çünkü cümle bitmiş. Şimdi diyor. Bakalım nokta var nokta var devam. Şimdi bana lazım olan tek şey var. Bakın bu tek şeyi söylüyorsa Iki nokta değil mi birazcık nefes almak bunu da söyledi o zaman nokta ne olur arkadaşlar 2 nokta ve nokta doğru c sorumuzun doğru seç seçeneği c şıkkı olur arkadaşlar Evet arkadaşlar devam edelim Yukarıdaki parçada parantezle belirtilen yerlerden herhangi birini aşağıdaki noktalama işaretlerden hangisi getirilemez diyor Şimdi bakalım Döneminde üstad olarak anılan Recazer'de Mahmut Ekrem. Evet, burada bir özne gibi sanki. Bir şairin hali gücü ne kadar güzel, bakış açısı nedenli güçlü, fikir kuvvetine kadar geniş olursa olsun, hatta ne kadar usta bir kalem olursa olsun, yine de güneşin batışını bütün renkleriyle şiirlerinde betimleyemez, buna şairin gücü yetmez der. Diyen kişin kim? Recazer'de Mahmut Ekrem. O zaman virgülü kullandık. Şu aralarda da bakın virgül olduğu için... E, mez, buna şairin gücü yetmez betimleyemez ve gücü yetmez diyor ya betimleyemez bir cümle şairin gücü yetmez başka bir cümle demek ki sıralı cümle içinde virgül olduğu için buraya ne gelmeli noktalı virgül o zaman noktalı virgülü sildim virgülü sildim bu söz ne kadar da doğru evet burada bir ünlem var değil mi bir duygu var anlatmakla bitirilemez ki doğa duygular iç çatışmalar sanki devam ediyor gibi değil mi arkadaşlar yüklem yok o yüzden üç noktada e, buraya geldiğine göre sorumun doğru seçeneği A şıkkı olur arkadaşlar. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir diyor. Benim güzel gözlü güvercinim. Bakın burada bir hitap var. Virgülü getirdim hemen. Hatırdan başka her şey sayılır burada. Neler sayılırmış? Demek ki bir açıklama var. Bakın iki nokta. Tak günlerde günler. Duvarlarda çentikler ve gökyüzünde yıldızlar. Bunlar sayılıyor. Kaç met... Avluya kaç merdivenle indiğin? Bakın başka bir takıma geçti. Demek ki buraya noktalı virgül gelmeli. Neden? Çünkü burada virgül vardı. Avluya kaç merdivenle indiğin? Virgül. Havalandırmada kaç nefes aldın? Bakın bunun da devamı var. Bitirmemiş. O yüzden buraya da 3 nokta gelir. Bakıyorum o zaman. Virgül. 2 nokta. Noktalı virgül. Virgül ve 3 nokta. Evet doğru sorumun doğru seçeneği B şıkkı oluyor arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde virgül diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmış diye soru bize. İyi bir aşçı mutluluk dağıtan bir büyücüye benzer. Mutluluk dağıtan bir büyücüye benzeyen kim? İyi bir aşçı bakın özneyi ayırdı. Gerçeklerin zamansız dile getirilmesi çok tehlikelidir. Çok tehlikeli olan ne? Gerçeklerin zamansız dile getirilmesi. Bakın yine özneyi ayırdı. Anne sırtınızı kimseye yaslamamayı öğreten kişidir. E, sırtınızı kimseye yaslamamayı öğreten kişi kim? Anne. Bakın yine özneyi ayırdı. Yalnızlık gece eve gelmediğinizde sizi merak edecek birisinin olmayışıdır. Sizi merak edecek birisinin olmayışı nedir? Yalnızlık. Bakın burada da özne. Böyle bir olay ancak bu denli yalın, etkileyici anlatılır. Nasıl anlatılır? Yalın anlatılır, etkileyici. Bakın aynı tür sözcükleri aynı e, görevdeki sözcükleri ayırmak için kullandı. Bu haliyle sorumuzun doğru seçeneği E şıkkı olur arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Niçin dediğiniz saatte konferans salonunda bulunmadınız? Bakın soru işareti arkadaşlar. Soru soruyu cevap verme ihtiyacı hissettik. Bu çocuk ne zaman kendi ayakları üstünde durmayı başaracak? Ne zaman başaracak? Bakın cevap verme ihtiyacı hissettik. O yüzden soru işareti. Zenginlik insanları her zaman mutlu edebilecek bir şey midir sizce? Evet bakın cevap veriyorsunuz. Bir şeydir ya da değildir. Başından geçenleri uzun uzadıya anlatmaktan ne anlıyor bilmiyorum. Bakın nokta. Neden? Size bir soru sormuyor bakın. Cümle bitmiş. Bilmiyorum. Yargı bura. Duygu yoğunluğu kişiyi hataya sürükleyen en önemli etkenlerden sayılabilir mi? diyorsunuz. Sayılabilir ya da sayılamaz şeklinde bakın cevap veriyorsunuz o yüzden sorunuzun doğru seçeneği değişik olur arkadaşlar